Sevgili seyirciler, seçim döneminde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Kandil'den gelen sözde destek açıklamaları sık sık tartışılıyordu. Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da o açıklamalara ilişkin "yapılmamalıydı" ifadesini kullandı. KRT'de gündem özel programında konuştu Oluç ve HDP'nin yerel seçim stratejisini yeni yönetimin oluşturacağını dile getirdi. Seçim döneminde Kandil'den gelen açıklamalar, yani Kılıçdaroğlu'na destek ifadesi içeren açıklamalar. Yani yapılmasaydı o zaman belki bu tür sorunlarla karşı karşıya kalınmazdı. Yapılmasaydı daha iyi olur muydu yani? Yani elbette ki bunu söyleyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Seçim döneminde en çok tartışılan konulardan biriydi Kandil'den gelen açıklamalar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sözde destek açıklamaları yapılmıştı. Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç Kandil'den gelen o açıklamalar için yapılmamalıydı dedi. Erdoğan'ı iktidar yapan Kandil'dir. Çünkü orada konuşturdular onları. Ben konuşturmadım herhalde. Onlarla irtibatı olanlar konuşturdu. Kandil'in konuşması kimin işine gelir? Herhalde onun işine gelir. Yapılmasaydı o zaman belki bu tür sorunlarla karşı karşıya kalınmazdı. Yapılmasaydı daha iyi olur muydu yani? Yani elbette ki bunu söyleyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Bu yapılırken bizim bunu durdurmak diye bir Anladım. görevimiz ve yok. Anladım. Ayrıca öyle bir etkimiz de yok. O yüzden söylüyorum. KRT'de gündem özel programında İnan Demirel'in sorularını yanıtlayan Saruhan Oluç, çözüm sürecine ilişkinde konuştu. Adım kimden gelirse gelsin, görmezden gelmeyiz dedi. Kürt sorununun demokratik barışçı çözümü işte Ankara'da, mecliste, bütün partilerle birlikte, iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte bir şey yapmamız gerekiyor. Bu çünkü toplumsal bir sorun. Şimdi bunun çözümü için kim bir adım atarsa biz bu adımı görmezden gelmeyiz. Bu isim önemli değil burada. Kim bir adım atarsa bunu önemseriz. Saruhan Oluç, YSP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasına yönelik eleştirileri de yorumladı. AKP bizim aday çıkarmamızı istiyordu dedi. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi bizim aday çıkarmamızı çok istiyordu doğrusunu isterseniz. Yani onlar da bu hesabı yapıyorlardı. Bize hani dönüp de ya siz keşke aday çıkarsaydınız diyenler olduğunda onların çok fazla düşünmeden ya da iyi niyetli olmadan bunu söylediğini varsayıyoruz. Yerel seçimlerde HDP büyük şehirler başta olmak üzere her ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın bu açıklaması soruldu Saruhan Oluç'a. Bunun kararını yeni yönetimin alacağını söyledi. Bütün illerimizde büyük şehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pervin Hanım'ın söylediği olanı dile getirmiş oldu. Biz bu tartışmayı ama dediğim gibi yeni yönetimin aslında yapıp tamamlamasını ve kamuoyuna da zamanı geldiğinde açıklamasını tabii ki bekliyoruz.